Umuyorum. Bundan ne Fulya'nın ne de başka birinin haberi var. Nereye gittiğimizi, ne yapacağımızı boşuna onlara sorma. Sadece Güneş'e söyledim. Özür dilerim. Böyle bir oyunu oynamak zorunda kaldığım için. Hayatımda senden ve Güneş'ten başka kimsem yok. Seninse bir ailen var. Kardeşin, annen. Eğer planladığın gibi Güneş'i sen kaçırsaydın, bütün ailen paramparça olurdu. Ümran Hanım'ın yapabileceklerini düşünemiyorum bile. Ama Güneş'ten de vazgeçemem. Benim ve Güneş için yaptıklarından, aileni dağıtmayı, Güneş'i kaçırmayı bile göze almandan sonra artık daha da eminim. Seni seviyorum. Sen benim hayatım boyunca eksikliğini hissettiğim, hep aradığım diğer yarımsın. Beni tamamlayan, o hep beklediğim insan sensin. Diğer yarım. Hani sen demiştin ya, koca bir boşluk diye. İşte benim de içimde sensiz kocaman bir boşluk kalacak. Başka kimsenin dolduramayacağı bir boşluk. Bu bizim hikayemiz. Güneş ve benim. Ve artık senin. Bana demiştin ya, Güneş'in mutluluğu için senden vazgeçtim. Aşk beraber savaşmaktır diye. Haklıydın. Ben de bu savaşta üstüme düşen bedeli ödüyorum. Affet beni. Her şey bitip, üçümüz yine yan yana geleceğimiz güne kadar. Elveda sevgilim. Vedat, anneme sakın bir şey söyleme, ben gelince anlatacağım, tamam mı? Sakın bir şey söyleme. Efendim Fırat Bey. Fulya, Elif sana bir şeyden bahsetti mi? Herhangi bir şey. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Eve gittim, ev bomboştu. Bir not bırakmış sadece. Ya nasıl böyle bir şey yapabilir? Ben her şeyi ayarlamıştım. Sadece biraz sabredecekti. Sizi düşündü değil mi? Sizin başınız belaya girmesin diye yaptı. Tamam Fulya bak, eğer bir haber alırsan mutlaka ara beni. Tamam, bekliyorum. Tamam. Gelmiyorsun. Ne yapıyorsun iki saattir arabanın içinde? Ya bir şey oldu sandım. Fulya, ne bu halin, ne oldu? Anne, heh. Elif gitti. Ne? Ne demek gitti? Güneş'i de aldı, gitti, kaçtı. Ay. Bu da son evraktı zaten. Tamam, teşekkürler. Tamam, kolay gelsin. Sağ olun. Ne haber? Alper, dinle beni. Yardımına ihtiyacım var. Hayrola abi? Elif Güneş'i kaçırdı Alper. Ne? Ne diyorsun abi, sen ne kaçırmasın? Evet abi, anlatacağım ama... Bak, arayıp sorabileceğin, güvendiğin kim varsa ayarla. Bizim güvenlik şirketini de ara. Hazır olsunlar, her tarafı arayacağız. Tamam da nereye kaçırmış olabilir? Var mı bir tahmin?
Alper bilmiyorum ama taksi durağı, otel ne varsa bakacağız. Bir de ağızlarını sıkı tutsunlar. Eğer bir şey bulan olursa önce benim haberim olacak. Anneme sakın bir şey söylemesinler, ben anlatacağım. Ne diyeceksin ki? Ben bulurum bir şey Alper, tamam mı? Tamam abi, tamam. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım, tamam. Hadi görüşürüz. Abimin kankası da buradaymış. Ne haber Alper? Ne yapıyorsun? Şu an bir insan daha fazla ne kadar acımasız, ne kadar korkunç olabilir diye sana bakıyorum Dila. Hatırlıyor musun? Sen lisedeyken de böyle ortalığı birbirine katardın. Abini aramaktan korktuğun için de beni arardın. Ama şimdi anlıyorum ki asıl korkulması gereken sen misin Dila? Şimdi izin verirsen, işim gücüm var, gitmem lazım. Sana da merhaba Alper ya. Dila? Ne oluyor? Alper bir şey mi söyledi sana? Boş ver Suda ya. Ay evet, bence de boş ver. Ne söylediyse umursama. Onun da kafası bu ara hiç yerinde değil. Şu Elif'in şapşal arkadaşıyla takılıyorlar. Aa. Heh. Alper'e bak sen ya. Sana aşık değil miydi o? Yani evet öyle de işte. O da ne yapsın? Benden yüz bulamayınca kıskandırmaya çalışıyor herhalde. Ay aman neyse, boş ver Alper'i şimdi. Nasıl? Güneş'e aldın kızını, mutlu musun? Aldım da görüşemiyorum ki. Vebalıymışım gibi kaçırıyorlar kızı benden. Bana sorma ihtiyacı bile hissetmeden bugün Elif'le görüştürdüler mesela. Veda edecekmiş hanımefendi. Ay aman boş ver. İstediği kadar veda etsin. Gitmiyor mu sonunda? Yani. Neden bu kadar tedirginsin ki? Birazdan gelirler, merak etme. Yoksa sen o kadın torununu alıp götürür diye mi korkuyorsun ha? İyi de Fırat buna izin vermez ki. Mehreş biliyor musun? Boş konuşma konusunda bir yarışma yapsalar sana madalya verirler. Gerçekten. Sus artık. Güneş nerede? Fırat, sana Güneş nerede dedim. Nasıl öğreneceksin? Elif Güneş'i kaçırdı. Geç güzelim. Merhaba. Merhaba. Boş odanız var mı acaba? Var hanımefendi. İkiniz mi kalacaksınız? Kızımla ben. Kaç gece? Şu an için bir hafta. İstersem sonra uzatabilir miyim? Tabii. Kimliğinizi alabilir miyim? Yaşından büyük çocuklar ek ücrete tabidir. Sizin çocuğunuz kaç yaşında? 6 yaşında.
Ödemeyi nasıl yapacaksınız? Nakit. Numara Fulya Hanım. Akşam yemeği 7 ile 9 arasında o da ek ücrete tabidir. Gel güzelim. Geç 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 geç. Seninle çok mutlu olacağımız bir yere gideceğiz. Sadece ikimiz. Çok güzel bir yere. Yeniden bir hayat kuracağız kendimize. Tamam mı? Biliyordun değil mi? Biliyordun, haberdardım bundan. Hayır. Yalan söylüyorsun, inanmıyorum sana. Resmen gözlerini kör etmiş o kadının aşkı. Ha ne yaptın yani? Böyle oturduğun kaçmasına izin mi verdin? Anne ister inan, ister inanma, durum bu. Öylece oluverdi her şey işte. Diyelim ki öyle oldu. Diyelim ki doğruyu söylüyorsun. Sen bundan sonra ne olacağını farkında mısın? Ne yapacaksın? O kadın mahkemenin eliyle bana verdiği torunumu kaçırdı. Benim torunumu. Ben bunun arkasını bırakır mıyım sence? Derhal polisi arayacağım. Bunu yapmaya inan istemezsin. Neden? Magazincileri, gazeteleri falan düşünsene. Herkesin diline düşeceğiz gene. Ne yapacağım? Öyle susup oturacak mıyım? Bana 2 gün vereceksin. Onları bulup getireceğim. Tamam, bu kadar. Ne diyorsun sen ya? Neyi bulacaksın? Ben anlamadım. Güneş nerede? Kızım nerede diyorum? Dila, sen bu işe karışmayacaksın. Mehveş, götür şunu. Sinirimi ondan almayayım. Esas sen karışmayacaksın. Benim kızım o, benim. Hadi gel yukarı çıkalım. Ne yaptın? Kaçırdı değil mi? O kadın kızımı kaçırdı değil mi? Sen de yardım ettin. Dila yeter, sus. Sen mi organize ettin? Buradan çıkacaksın. Onların yanına gideceksin. Kızımı öyle kaçıracaksınız değil mi? Sana hiçbir şey anlatmaya çalışmayacağım. Anlamayacaksın çünkü. Her şeyi anlıyorum ben. Her şeyi anlıyorum, hem de o kadar iyi anlıyorum ki. Anne, polisi ara hemen. Ara, madem sana velayeti verildi bu çocuğun, ara, torunumu kaçırdılar de. Bana elini verme, çıkar şunu. Çıkar odaya. Dikkat,
Dedim sana. Gönderme dedim. İzin vermiyorum dedim. Senin yüzünden o... Yeter artık. Bak anne, ne yapıyorsun ya? Yeter. Böyle bir yere varamazsın. Kaç kere söyleyeceğim sana? Her şey senin suçun. Bunların hepsi senin suçun. Baştan beri söylüyorum. Senin günahların bedelini ödüyoruz. Hepimiz senin günahların bedelini ödüyoruz. Götür şunu be. Meveş, götür şunu. Dön. Meveş, bırak. We'll be right back.